Selamlar. Merhaba sevgili teraziler. Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nden ayın terazi burcu yorumuyla beraberiz arkadaşlar. Eylül ayında çok özel gezegen döngüleri var sevgili Demet. Evet. 1 Eylül'den itibaren gezegenler hızlanıyor. Evet. Bir hızlı yeni ayımız, güçlü bir dolunayımız, Mars Satürn arasında bir karemiz, bir de Merkür'ün teraziye bir uğrayışı var. Evet, neler var neler yok. Hızla bakıyoruz. Gökyüzünün durumu. Buyurun. Evet, aya Başak Burcu yeni ayıyla başlayacağız. 5 Eylül'de 13 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Terazilerin 12. evinde olacak bu yeni ay. Yükselen Burcu terazi olanları da çok etkiler değil mi bu yeni ay? Tabii ki. Hem yükselen teraziler hem güneşi terazide olan burçlar için özellikle 2. dekan doğumluları biraz daha etkiler. 12. ev dolunay yeni ayları biraz iç dünyalarına çekilme, kendilerini dinleme, belki sağlıkla ilgili konularda bazı yenilikler. Dişleri ağrıyabilir. Dişleri de ağrıyabilir. Başak Burcu etkisinde evet. Olduğu için dişleri ağrıyabilir. Eksik kalan bir dolgu yaptırmak zorunda evet. Kalabilirler. Neden? Çünkü Başak Burcu diş hekimi burcudur. Evet. Başak evet. Burcu eczane ve diş hekimliğini temsil eder. Terazide olan böyle bir gezegen etkisi hı-hı. Diş ağrıları. Gerçeği söylemek gerekirse belle ilgili sorunlar, sonbahar başlangıcı gripleri gibi kavramlara sebebiyet verir. Beslenme, çalışma, kilo alma, kilo verme, diyet bu tip alanların 5 Eylül'den itibaren 2 hafta etkili olduğu bir döneme giriyor. Terazi için bence olumlu bir dönem. Sen evet. Ne dersin? Sen bir terazi. Evet, ben de bir teraziyim. Peki dişin ağrıyor mu? Dişim ağrımıyor. Ama belki bir diyet başlangıcı olabilir evet. O dönemde. Evet, evet. Jüpiter aldın mı son zamanlarda Jüpiter'in biraz geçişi? Aldım. Evet, biraz aldım. Anladım. Jüpiter geçişi yaptırabilir. İşte bu da bir diyet. Diyeti yaparken de şimdi Başak Burcu diyeti olduğuna göre Başak Burcu diyetleri neyi temsil ediyor? Biz Başak Burcu diyetlerine sağlıklı diyetler diyoruz. Ama çoğunlukla karbonhidrat diyetleri. Yani buğday ürünleri, daha ziyade bakliyatla ilgili ürünler, un gibi yapıların ve şekerin azaltılmasıyla alakalı diyetler. Aslında bu astrolojik döngülerdeki bence senin de çok fazla diyete ihtiyacın yok. Biraz ekmeği kesmek, biraz tuzu azaltmak, biraz spor yapmak, bol su içip, biraz daha sebzeyle beslenmek böyle bir yeni aile düzeltir. Çünkü benim spika kavuşum var. Evet. Spika kavuşumuyla başlayan bir diyet ne olur? Fiziksel olarak bir hanımefendiyi güzelleştirir ve kalıcı olur. Venüs'ün terazideki seyri zaten Ağustos başında teraziler için olumlu. Birçok terazi estetik olarak güzelleşecek, daha keyifli bir noktaya gelecek, daha kudretli olacak. Hı-hı. Kendini daha iyi hissedecek, bedensel sıkıntılarını çözecek, küçük botokslar yapılacak. Göz altları alınacak gibi yapılara sebebiyet vermiş. Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Yeni ay haritasında yay burcu yükselmiş. Yeni ay haritanın 9. evinde doğmuş. Yeni spika kavuşumu var. Spika'da olduğu için terazi burcunun en güzel yıldızlarından biri. Yani şu Arcturus'un yanında olsa canavar olacak da spika ile idare ediyoruz yani. Spika biraz kevaşesidir Arcturus'un ama gerçeği söylemek gerekirse Arcturus daha iyidir. Yine spika ile de idare eder. Yani spika'da da kalıcı olur. Evet. Ama Arcturus olsaydı kalite olurdu, güç olurdu, evet. Çok uzun dönemli olurdu. Diş beyazlatmalar filan da yapılır bu dönemde. Evet, sen devam et. Evet, 9 Eylül'de Merkür terazi burcuna geçecek. Teraziler kendilerini daha rahat ifade edebilirler. 30 Eylül'e kadar Merkür terazi burcunda olacak. 11 Eylül'de Venüs akrep burcuna geçiyor. Terazinin yöneticisi Venüs akrep burcuna geçmesi teraziler için maddi konularda belki destekleyici olacak. Özellikle kazançları, belki alışverişler biraz artabilir tabii Venüs'ün etkisiyle. Venüs'ün etkisiyle estetik güzellikle ilgili alışverişler oluyor ama kazanç arttırıyor. Gelirlerde artışlara sebebiyet veriyor. Küçük gelirler ama bunlar Venüs'ün. Tabii Venüs'ün. Tabii bu arada Jüpiter'den trine yapacak. Bu Satürn'ün 18'inde güzel açı yapacak. Venüs Satürn'ün 18'inde kavuştuğu için de beklenmelik bazı gelirler olacak. Ucuzluktan güzel üründen alınabilir. Alışverişler. Venüs çünkü burada kendi değerini bilmekle alakalı. Şimdi akrep de değerini bilmek ve değerini bilmemekle alakalıdır. Venüs akrepte olduğunda bir terazi değerinde ürün alır. Ama retro akrepte olduğunda değerini bilmez hiçbir şeyin. Bu sebepten dolayı böyle bir yapıda bakarsak değerini bilerek pek çok şeyin yapılacağı bir döneme geliyor. 18 Eylül'e ve hızla 19 Eylül geliyor. 19 Eylül'de çok güzel bir
Dolunay etkisi var. Evet. Şimdi, ama Terim Bakanım Dolunay'ın etkisini neler var? 18 Eylül'de Venüs'ün Satürn'le kavuşumu var. Venüs-Satürn kavuşumu birazcık maddi konularda, terazilerde kısıtlanma yaratabilir ya da yetersizlik hissi yaratabilir. Ya da uzun vadeli iş imkanlarına. Şimdi Tektaş Pırlan terazi biliyorsun 900 liraya da var, 16 milyara da var. Evet. Evet. Şimdi cebinde 2 lira varken 16 milyarlık bir tek taş pırlanta almaya giden bir terazi orada mantıksız bir şekilde zonlanabilir. 19 Eylül'de hayal kırıklığına uğrayabilir. Evet, dolunay etkisi balık var. Balık burcu yeni ayı 19 Eylül'de 26 derece balık burcunda olacak. Teraziler için 6. evlerinde olacak. İş, sağlık, dolunay bu. Giyim, kıyafet. Evet, evet. Belki tabii dolunaylar birazcık ruhsal olarak dengesizlik yaratabilir, hassaslık yaratabilir. Bunun yanı sıra bazı konularda farkındalık ve bilinç verir, sonlanmalara, bitişlere neden olabilir. Beyler, beyler, beyler. 19 Eylül. Alarm, alarm, alarm. Eşiniz kredi kartıyla duygusal karışıklıklar yaşayarak bir alışveriş merkezine son hızla dalabilir. Başınıza gelecekleri düşünüyorum. Bu sebepten dolayı 18-19-20 Eylül günleri terazi hanımlarının kredi kartları limitlerinde küçük düşüşler olmasa bence daha doğru olacaktır. Ama bu gerçek. Bütün gardırobu yenilemek gibi bir şey. Arzun var mı senin de? 6. evde. Evet, senin de. Evet, böyle bir arzun var gördüğüm kadarıyla. Tüm gardırobu yenilemek gibi. Ben bir ara beyefendiyle bir görüşeyim. Evet. 22 Eylül'de Güneş terazi burcuna geçiyor. Çok güzel. Sonbahar ekinoksu. Evet, hem sonbahar başlayacak. Hava soğumaya başlıyor. Artık Güneş terazilerin de enerjisi artıyor. Terazi mevsimi başlayacak. 24 Ekim'e kadar Güneş terazi burcunda. Dur. Sen günleri hızlı anlatıyorsun. Arkadaşlar, Bilinçokulu Astroloji Servisi günlük yorum merkezinin günlük yorumlarını bilinçokulu.com'dan Sayın Demet Baltacı'nın sesiyle, görüntüsüyle ve değerli bilgisiyle ve yorumuyla seyredebilirsiniz. Sizi seviyoruz. Saygılar, sevgiler. Bay bay. Hoşçakalın.